Bebeklerde ve çocuklarda orta kulak enfeksiyonları bizim sıkça gördüğümüz enfeksiyonlardır. Aslında kulak enfeksiyonlarının bir kısmı da dış kulak yolu enfeksiyonlarıdır ama çoğunlukla çocukluk çağında ve bebeklerde biz orta kulak enfeksiyonları görürüz. Bunun sebebi bebeklerin ve çocukların anatomik yapılarından kaynaklanmakta. Orta kulağı bir hava alan bir boşluk gibi düşünelim ve orta kulak boşluğunun bir kısmını kulak zarı oluşturmakta. Biz dışarıdan bakarak bu kulak zarını görebilmekteyiz. Ama bu boşluğun içine hava gönderen bir kanal var. Öztaki borusu diye bilinen kanal. Yani biz her yutkunduğumuz zaman orta kulağımız öztaki borusu ile hava alabilir. İşte çocukluk döneminde bu kanalın yapısının özelliği çok kolay tıkanabilmesidir. Eğer herhangi bir gripal enfeksiyonda, bir basit bir nezlede, soğuk algınlığında öztaki borusu tıkanırsa orta kulak boşluğuna hava geçişi olmaz. Orta kulak boşluğunda hava bulunmayınca da sıvı birikmeye başlar. Orta kulak boşluğunda biriken sıvı da bir süre sonra mikroplar için son derece besleyici bir sıvı olduğundan dolayı mikrop püremesi ortaya çıkar ve bir gün çocuğumuz nezle tablosundayken sabahleyin aniden şiddetle ağlamaya başlar. Ve çocuk doktoru ya da kulak burun boğaz doktoru dışarıdan kulak zarına baktığında bu zarın kıpkırmızı olduğunu, renginin bulanıklaştığını, hatta bazen içinde biriken cerrahatten dolayı dışarıya doğru böyle bir bombe yaptığını görür. Bazen de doktora gitmeye fırsat kalmadan orta kulakta biriken cerrahat büyük bir basınçla kulak zarını deler ve dışarıya doğru akar. İşte bazen anneler orta kulak enfeksiyonu olan çocuklarının yastığında kocaman bir cerrahat parçası görüp paniklerler ama çocuk son derece keyiflidir. Çünkü orta kulak yol enfeksiyonlarında kulak zarı delindiği zaman içerideki basınç boşaldığından dolayı çocuk hızla rahatlayacaktır. Fakat ileride geçici ya da kalıcı işitme kayıplarının olmaması için bu durumu mutlaka antibiyotik yardımıyla tedavi edilmesi gerekmektedir. Özetle çocukluk çağında kulak enfeksiyonları en çok orta kulak enfeksiyonu şeklinde karşımıza çıkar ve erken tedaviyle kulakta işitme kaybı olmadan bunu kolaylıkla atlatabiliriz.